Merhaba değerli dostlar. Herkese iyi günler, hayırlı sabahlar. Milli Eğitim Bakanlığı MEP bünyesinde 60 bin temizlik görevlisi alımının gerçekleştirilip sürecin tamamlanmasından sonra adaylar için şimdi de güvenlik alımı süreci girilmesi bekleniyor. Atamalar kadrolu olmalı. Birçok adayın istemiş olduğu konulardan bir tanesi gelecek olan güvenlik alımlarının atamalı ve kadrolu olması. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 60 bin temizlik görevlisi bugün göreve başlıyor. Tüm okullarda uyum süreci başlıyor. Seminer çalışmaları için öğretmenler de bugün okullarda olacak. Ancak önümüzdeki hafta okullar açılacak ve henüz güvenlik görevlisi alımlarına dair bir açıklama gelmedi. Adaylar için geri sayım başladı. Kadrolu güvenlik görevlisi alımı tüm okullar için şart. Herkesin beklentisi işinde kadrolu ve teminatlı ve güvenli bir şekilde kadrolu bir güvenlik alımının gerçekleştirilmesi. Temizlik görevlisi alımı oldu ve kontenjanlar belirlendi. Ve güvenlik görevlisi alımı için MEP yeni güvenlik görevlisi alımı için geri sayımlar başlamış bulunmakta. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tüm okullara bu yıl güvenlik alımı için henüz ilanlara dair açıklama gelmedi. Bu yıl temizlik personeli alımları erken başlatıldı. Normal şartlarda Ekim ayı başında tüm okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları yapılıyor. Pandemiden dolayı son 2 yıldır neredeyse güvenlik personeli alımları yapılmadı. Geçen dönemde de oldukça düşük sayıda güvenlik personeli alımları yapıldı bu yıl içinde. Kısa sürede gecikmeden atamalar için geri sayım başlaması gerekiyor. Güvenlik görevlisi alımları neden gecikiyor? Bakanlık bünyesinde okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm kademelerde tam ve sürekli olarak salgının etkisinden sayılarak açılabilecek ve eğitim öğretimde aksama olmamıştı. Geçen yıl düşük de olsa güvenlik alımı yapıldı ancak bu yıl için henüz alımlar başlatılmadı. Adaylara soru işareti bırakan MEP TYP güvenlik alımlarının başlatılmamasından çekiniliyor. Ancak okullarda pek güvenlik personeli olmadan eğitim öğretimin sağlıklı olacağı düşünmeyen adaylar için de daha önce görev yapan ve en az 30 bin personel hemen başvuru ve atama yapılması bekleniyor. MEP güvenlik alımı kadrolu olsun, herkesin istemiş olduğu bu. Belirttiğimiz üzere tüm okullara güvenlik personel alımının yapılmamasına dair bir uygulamanın olmayacağını düşünüyoruz. Okullarda güvenlik görevlisi en az temizlik personeli kadar şarttır. Okulların ve eğitim öğretimin daha sağlıklı ve güvenilir olması için temizlik ve güvenlik personel atamaları kadrolu ve daima statüde olması gerekiyor. Bu şartlarda alımın gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar sizlere. İlanlar her an yayınlanabilir. Herkese iyi günler. Videoyu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hoşça kalın.